Kanalından herkese bugün de merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifi ile geldim tereyağı veya margarin kullanmadan çok pratik bir şekilde yapacağınız çok bereketli şerbet oranı da bir o kadar az çok pratik bir tatlı tarifiyle geldim boşnak tatlısı dudova tatlısı arkadaşlar ismi şimdi tatlımız hemen şerbeti hazırlayarak başlayacağız. 3 su bardağı toz şekeri 4 su bardağı su ile ocağımıza alalım. Şeker eriyene kadar bir karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra e, orta dereceli ateşte 10 dakika kaynaması şerbetimizin yeterli olacaktır arkadaşlar. E, kullandığım su bardağı 200 mililitrelik klasik su bardağı. Yine açıklama kısmına detaylıca yazacağım. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlamaya başlayalım. Bunun için 2 e, yumurtayı yarım çay bardağı toz şeker ile çırpıyoruz. Zaten şerbetli bir tatlı olduğu için çok fazla şekere ihtiyacımız yok hamurda. Sadece bir yumurtaların biraz kabarmasını sağlasın diye yarım çay bardağı şey şeker e, yeterli olacak. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Yine kullandığım çay bardağı klasik 100 mililitrelik çay bardağı arkadaşlar. Sıvı yağ, yumurta ve şekeri birlikte çırparken hemen şöyle yarım çay bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdun sulu kısmından da kullanabilirsiniz, koyu kısmından da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurtla birlikte de iyice sıvı malzemeleri birbirine geçecek şekilde çırpıyoruz, içerisinde parça kalmayacak şekilde. Ununu eklemeye geçiyorum yine klasik su bardağıyla 200 mililitrelik su bardağıyla ölçtüm. 2 bu pardon 3,5. 3,5 buçuk, buçuk arkadaşlar. Dilim sürçtü. Yanlışlık olmasın. 3,5 su bardağı unumu da sıvı malzemelerin üzerine boşaltıyorum ve bir paket kabartma tozu, bir pakette vanilya ekledikten sonra hamurumu toparlamaya geçeceğim. Ele yapışan bir hamur olduğu için arkadaşlar elinizle yoğurmanızı tavsiye etmiyorum. Bayağı bir yapışkan bir hamur. Şöyle bir spatulanız varsa spatula ile karıştırarak hamuru toparlayabilirsiniz. Hiç el değdirmeden çok kolaylıkla toparlanan bir tatlı hamur arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. İçerisinde katı yağ olmaması e, en azından e, daha rahat. Çok az bir miktarda sıvı yağ var. Bence ee, herkesin seveceği bir tatlı diyorum. Şimdi şerbetimiz 10 dakika kaynadı. İçerisine birkaç damla limon sıkıyorum. Limonla birlikte de şöyle bir karıştırıyorum. Düşen çekirdeklerini alıyorum. Bazen kamerayı açıp kapatmaya üşeniyorum arkadaşlar. Ee, diyorum ki hani kendileri de zaten limon sıkarken çekirdeği düşebilir. Şimdi kamerayı aç kapat insanların aklında soru işareti olmasın diye bazen bu kısımları e, atlamadan geçebiliyorum. Şerbetimizin altını kapattık bir kenara aldık soğumaya bıraktık. Hemen tatlımıza da şekil verelim. Gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp biraz cevizden daha büyük sanırım. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şu şekilde oval şekle getiriyoruz. Yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yağlı kağıdınız yoksa şart değil arkadaşlar. Fırın tepsisini yağlayabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Yağlı kağıt sadece tepsiye hani yapışmasın diye bir kolaylık. Şimdi bütün hamurumu bu şekilde oval şekilde getirip çok büyük olmasın. Zaten çok kabarıyor. Çok kendi büyüklüğünün iki katı büyüklüğüne ulaşan bir tatlı arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ufak yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bütün hamuru bu şekilde şekillendirdim. Gördüğünüz gibi bir tepsi tatlı elde ediyoruz bu ölçülerle arkadaşlar. Daha artırmak isterseniz iki katına çıkarabilirsiniz ölçüyü. Az yapmak isterseniz yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi ev halinizle yapacağınız sayı ile alakalı. Şimdi üzerlerine yarım ceviz saplıyorum. Ceviziniz bütün değilse parça parça da saplayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim işimiz biraz daha görsellik olduğu için bütün cevizlerden ayırmaya çalıştım. Dediğim gibi fındık varsa fındık saplayabilirsiniz. Badem koyabilirsiniz tamamen size kalmış. Ama tatlının orijinali bu şekilde cevizle yapılıyor. Şimdi 180 derecelik fırına veriyorum. Alt üst ayarda üzeri nar gibi kızarana kadar ortalama 30-35 dakika gibi bir sürede pişiyor. Evet gördüğünüz gibi çıkardık. Şimdi altından hemen hiç tatlıyı bekletmiyorum arkadaşlar. Fırından çıkarı çıkarmaz sıcakken çünkü şerbetini vermemiz lazım ki tamamını çeksin şerbetin içerisi böyle kuru kalmasın diye. Hızlı bir şekilde altındaki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Şerbet dökeceğimiz için yağlı kağıt biraz sorun olacak. Şimdi tepsiye koyduğumuz tatlıların üzerine hemen soğumuş olan şerbeti gezdiriyorum. Bakın hala tatlımız sıcak. Şerbet tam tamına denk geliyor arkadaşlar ne az ne eksik e, ne fazla. Hiç tereddütünüz olmasın daha az yapabilir miyim veya daha fazla yapabilir miyim daha fazla yapabilirsiniz belki ama daha az yapamazsınız çünkü çok e, şerbet seven bir tatlı zaten boyutları da bakın porsiyon olarak büyük olduğu için şerbetin bayağı tamamını hızlı bir şekilde çekiyor. Şerbeti çekmesi 15 dakikayı falan buluyor arkadaşlar. 15-20 dakika sonra tamamen çekmiş oluyor şerbetini. Şimdi birazcık bekleteceğiz şerbetin içerisinde. Bu şerbeti şu an çok görünüyor ama tamamen çekecek. Bakın yarısını çekmiş bile. Hemen 15-20 dakika sonra şöyle tatlının ön yüzlerini çeviriyorum ki Üst tarafı kuru kalmasın tatlının. Bu püf noktası arkadaşlar. Bu tür tatlılarda mutlaka bu yöntemi yapın. Ee, bu şekilde çevirdiğinizde üst tarafları da hala tatlı sıcakken şerbetini güzel çekecektir. Bir 15 dakikada böyle bekleteceğim. Bakın altları ne güzel çekmiş. Çok da güzel kızarmış. Tatlımız servise hazır arkadaşlar. Son derece az malzemeli, az masraflı. Olağanüstü bir lezzet arkadaşlar gerçekten söylüyorum şekerpare gibi ağızla dağılan yumuş yumuş puf puf bir tatlı oluyor ee, eğer içerisinde birazcık kıyırlık seviyorsanız birazcık irmik katabilirsiniz bir yemek kaşığı kadar gerçekten çok güzel çok da hızlı yapılan çok fazla oyalamayan bir tatlı oldu ee, deneyecek olanlara şimdi afiyet olsun diyorum. Bugün de beni izlediğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, Allah izin verdiği müddetçe yeni tariflerde e, yeniden buluşmak üzere diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.